Merhaba, ben Profesör Doktor Behrim Pehlivan. Bugün yine sizlerle çok önemli bir konuğum var. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Murat Naki. Tabii kendisi kadın hastalıkları uzmanı ama ben daha çok jinekolog, onkolog olmasıyla ilgileniyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz zaman ayırdınız bizi kırmadığımız için. Sizin için söylenecek çok şey var. Ne söylesem eksik kalır. O yüzden ben sizden dinlemek istiyorum birazcık eğitiminizi, bugüne kadar neler yaptığınızı. Teveccühünüz o. O kadar da abartılı bir şeyim yok ama biraz bahsedeyim. Ben İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. İstanbul Tıp Fakültesi'nden sonra kadın hastalıkları ve doğum ihtisası yaptım. İhtisas tamamlandıktan sonra jinekolojik onkolojiye bir ilgi duydum. Bu nedenle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bir süre jinekolojik onkoloji eğitimi aldım. Ondan sonra da Amerika'da, New York'ta Memorial Sloan Kettering Cancer Center denen tüm dünyaca bilinen, dünyanın en iyi onkoloji merkezlerinden biri olan hastanede yine jinekolojik onkoloji eğitimi aldım. Türkiye'ye döndükten sonra da yine jinekolojik onkoloji ile ilgili çalışmalarıma devam ettim. 2012 yılında doçent oldum. Bu sırada Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum Kliniği'nin kurucu şefi olarak Kadın Doğum Kliniği'ni kurdum. Doçentlik sonrası bir süre tabii burada hizmet verdikten sonra Medipol Üniversitesi ve Acıbadem Üniversitesi'ne geçtim. Acıbadem Üniversitesi'nde 2018 yılında profesörlük unvanı aldım. Şimdi de Nişantaşı'nda kendi ofisimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nde de Kadın Doğum Bölüm Başkanı olarak devam ediyorum. Hocam siz çok mütevazı bir şekilde anlattınız ama jinekolojik onkolojide laparoskopik cerrahi denince akla gelen ilk isimlerden birisisiniz. Hızınızla ilgili zaten çok fazla söylenti var dışarıda. Bunları daha sonra değinelim ama geçtiğimiz ay rahim ağzı kanseri farkındalık ayıydı, Ocak ayı. Rahim ağzı kanserinden ve özellikle de en büyük etkeni HPV'den, human papilloma virüsten birazcık bahsedelim isterim. Çünkü çok önemli. Taramayla aslında eradike edilebilen, silinebilen bir hastalık. Zaten birçok ülkede, Avustralya gibi, Amerika gibi artık görmüyorlar. Bunun için neden anlatacaksınız bize rahim ağzı kanseri ve taramaları için? Gerçekten önemli. Zaten önemli olduğu için de tüm dünyada Ocak ayı rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olarak anılıyor. HPV önemli bir virüs. İnsan papillon virüsü diyoruz HPV'ye. Cinsel ilişkiyle bulaşabilen bir virüs olduğu için cinsel aktivitesi olan kadınların hemen hemen hepsi yaşamları boyunca en az bir kez HPV ile karşılaşıyorlar. Ama HPV ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını hiçbir zaman anlayamazlar. Çünkü grip gibi, işte koronavirüs gibi böyle kana karışan bir virüs olmadığı için sadece epitel dediğimiz rahim ağzı ve diğer anüs, vajina gibi yerlerde, tabii bu gırtlakta da, larynx dediğimiz gırtlakta, ağız ve boğazda da yerleşiyor ama kana karışmadığı için herhangi bir belirti vermiyor. Bu yüzden biz HPV'yi ancak tarama yöntemleriyle saptayabiliyoruz. Tabii HPV ilişkili hastalıklar var. HPV ilişkili hastalıkların başında rahim ağzı kanseri öncesi hücresel değişiklikler, rahim ağzı kanseri, anüs penis kanseri gibi kanserler. Bunun dışında baş boyun, dil, dudak, orofarenks dediğimiz baş boyun kanserleri de geliyor. Burası da bizim konumuz dışında ama rahim ağzı kanseri özelinde baktığımızda HPV'nin bilinen 100'den fazla tipi olmasına rağmen bu tipler içerisinde sadece 15 tanesi rahim ağzı kanseri açısından yüksek riskli tipler. Dolayısıyla biz HPV taramaları yaptığımızda rahim ağzı kanseri açısından yüksek riskli tipleri tarıyoruz. HPV'nin klinik olarak rahim ağzı kanseri yapmayan ama siil dediğimiz, genital siil dediğimiz siilleri yapan tipleri de var. HPV tip 6 ve 11. Bunlar rahim ağzı kanseri açısından düşük riskli tipler. HPV pozitifliği dediğimiz şey yüksek riskli HPV'lerin pozitifliği oluyor. Bunu da ancak smear gibi bir yöntemle rahim ağzından bir örnek, sürüntü örneği alarak laboratuvarda araştırarak koyabiliyoruz. HPV çok yaygın, bulaşma hızı çok yüksek ancak kendiliğinden geçebilen bir virüs. Ortalama 1-2 yıl içerisinde HPV yaklaşık %80-90 kendiliğinden siliniyor. Bu kişinin bağışıklık sistemi, işte öz bakımıyla ve vitamin problemi olmayan, sosyoekonomik problemi olmayan, çok riskli cinsel hayatı olmayan kişilerde
daha çabuk silinebiliyor. Burada çok önemli bir noktaya değinmekte fayda var. HPV rahim ağzı kanseri için gerekli ancak tek başına yeterli değil. Bunun için ek faktörler gerekiyor. Bunların başında da sigara geliyor. HPV artı sigara rahim ağzı kanseri için en yüksek riski oluşturuyor. Sigara çok önemli bir çevresel faktör. HPV'nin rahim ağzındaki o epitel dediğimiz rahim ağzında kanserin başlayacağı yere tutunma olasılığını arttırıyor. O yüzden sigarayı mutlaka HPV pozitif bir kadının içmemesi gerekiyor. Peki HPV aşısı için neler diyeceksiniz? Kimlere yapılmalı? Tabii şöyle, HPV'nin en fazla görülen iki tipi var. Tip 16 ve 18. Bu rahim ağzı kanserlerinin %75'inden sorumlu. Bunun dışında 31, 33, 45 gibi diğer 15 tip de var. Tüm dünyada 3 yıl öncesine kadar HPV 16 ve 18'e karşı ikili ve dörtlü olarak aşılar vardı. Dörtlü dediğimiz sihirlere neden olan 6 ve 11'i de içeriyordu. Son 3 yıldır tüm dünyada HPV'nin diğer 7 tipine daha etki edebilecek bir aşı çıktı. HPV nonavalan aşı, 9'lu aşı. Ama maalesef henüz Türkiye'de ruhsatlandırılmadı bu. Tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Türkiye'de de yakın zamanda kullanılmaya başlayacağını tahmin ediyorum. Aşılama şöyle. İdeali 11-12 yaşındaki çocuklar. Çocukluk çağı aşılaması olarak, ideal olarak başlanması gerekiyor. Kız ve erkek çocuklarına. Eğer 11-12 yaşında aşılama olmamışsa, telafi aşılaması dediğimiz 18-20 yaşına kadar yine kız ve erkeklerde telafi aşılaması yapabiliyoruz. Bu süreyi de geçirmişsek eğer, kadınlarda artık günümüzde yapılan çalışmalara göre yaş sınırı yok. Her yaşta kadına HPV aşısı yapılabilir. Tip tayini yapmadan ya da HPV pozitif olup olmadığına bakmaksızın her kadına her yaşta HPV aşısı rahatlıkla yapılabilir. Özellikle 43 yaşa kadar diye bir değer var. Eskiden vardı o. Tabii eskiden 26-45 arası kadınlarda da kullanılabileceği şeklinde bir yaş sınırlaması vardı. Yakın geçmişteki çalışmalar artık her yaş kadına rahim ağzı kanseri aşısı yapılabileceğini gösterdi. Sadece ne kadar erken yapılırsa belki antikor oluşma, immünite salınma. Tabii ki çocukluk çağı aşılamalarında olduğu gibi, her aşıda olduğu gibi erken yaşta yapılması buna karşı bağışıklığın daha yüksek olmasını sağlıyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Aslında bir de tarama stratejileri var HPV ile ilgili. Evet. Tarama stratejileri tüm dünyada 21 yaşından itibaren başlar, 65 yaşına kadar devam eder. 21-29 yaş arası kadınlarda smear yöntemiyle tarama yapılırken, 30 yaş üstü kadınlarda buna HPV de eklenebiliyor ya da HPV tek başına tarama yöntemi olarak kullanılabiliyor. Bunun nedeni şu, özellikle 21-24 yaş arasındaki kadınlarda HPV çok yaygın. Ancak rahim ağzı kanseri yapma riski daha düşük ve kendiliğinden iyileşme şansı daha fazla. Dolayısıyla 25 yaş altı kadınlarda HPV pozitifliğine bakarak böyle overtreatment dediğimiz ultra radikal gereksiz işlemlere yol açacağından 25 yaş altı kadınlarda çok daha tutucu davranıyoruz. Daha hani önemsemiyoruz demeyelim ama hani biraz daha konservatif dediğimiz yöntemle takip ediyoruz. Herhangi bir girişim yapmaya gerek kalmaksızın. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığımızın ve bizim Jinekolojik Onkoloji Derneği'nin katkılarıyla bu HPV kitleri alındı. Ve toplum bazlı taramada artık Türkiye'de kanser erken teşhis eğitim merkezlerinde, KETEM'lerde, sağlık ocaklarında oluyor bu. 30 yaş sonrası herhangi bir sorunu olmayan, evinde, işinde, gücünde olan kadınları aile hekimi telefonla arıyor, 30 yaş üstü kadınları, ve HPV taramasına çağırıyor. 5 yılda bir HPV taraması yapılıyor. Eğer HPV'de bir anormallik varsa smear yapıyor veya direkt kolposkopi dediğimiz rahim ağzının incelenmesi için kadın doğum uzmanına yönlendiriyor. Bu tarama stratejisi Türkiye'de aslında tüm dünyadan gerçekten övgüyle bahsedilen bir strateji. Sağlık Bakanlığı'nın büyük başarısı var burada. Bu HPV taraması birçok Avrupa ve Kuzey Amerika'da dahil olmak üzere birçok ülkenin takdirini toplamış ve gerçekten son 4-5 yıldır olmasına rağmen 3 milyonun üzerinde kadının taranmasını sağladı.
Bu şekilde Türkiye'de zaten sayıca az olan rahim ağzı kanseri bu lezyonların ve HPV'nin daha erken tanınmasıyla ileriki yıllarda çok daha azalacaktır diye düşünüyorum. Evet, son birkaç yıla kadar HPV aşısı pahalı olduğu için herkes yaptıramıyor diye birazcık dert yanıyorduk. Şimdi devlet bunu parasız sağlamaya çalışıyor ama burada da galiba birazcık ilaç firmasıyla bir itilaf oldu. Evet, şimdi tabii her yıl Türkiye'de aşı kongreleri yapılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği ve topladığı diyelim birçok branşın çocukluk çağı aşılaması ile ilgili toplantılar yapılıyor. Bunun işte rotavirüs, HPV virüsü gibi birçok yeni aşılama ile ilgili toplantılar yapılıyor. HPV aşısını da aslında aşı karnesine sokmaya çalışıyor bakanlık. Tabii burada biraz uluslararası bir firma olması nedeniyle firmayla bir takım pazarlıklar olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle eğer aşıyı ucuza mal edebilirse Sağlık Bakanlığı bunu 11-12 yaş yani ilkokul çağı çocuklarda rutin aşılamaya sokacağını umut ediyorum. Bunun için biz dernek olarak da çok uğraşıyoruz, bastırıyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı da gerçekten bu konuda yani çaba sarf ediyor. Umarım önümüzdeki birkaç yıl içerisinde HPV aşısı da hani difteri, boğulmaca, tetanoz gibi rutin çocukluk çağı aşılamasına girecek diye umut ediyorum açıkçası. Tedavide çok büyük değişiklikler var. Önemli yollar alındı. Birazdan onlara değinmenizi isteyeceğim ama önemli olan tabii ki hasta olmamak. Evet. Bir şekilde hasta olduğumuzda da erken tanı çok çok önemli. Erken tanıda da zaten tarama testleri çok kurtarıcı olacak. Hocam peki rahim ağzı kanseri olmayı engelleyemedik, kanser olduk. Neler yapmalıyız? Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Ve teknolojideki son gelişmeler neler? Böyle bütün soruları bir anda size tabii sorayım. Buyurun hocam. Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Rahim ağzı kanseri gelişmekte olan ülkelerde maalesef tarama yöntemleri çok iyi uygulanamadığı için tanı aşamasında %60 civarında bir hasta ileri evrede yakalanabiliyor. Türkiye için de son dönemlere kadar böyle rakamlar biliyoruz. Türkiye'de ortalama yılda 1500-1600 rahim ağzı kanseri saptanıyor ve bunların %60'ı maalesef cerrahi şansını kaybetmiş oluyor. Lokal ileri evre dediğimiz, sizin de gayet iyi bildiğiniz, sizin alanınıza girmiş oluyor. Yani kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerle tedavi edilebilecek aşamaya gelmiş oluyor. %40 hasta cerrahi şansı olan hastalar oluyor. Tabii burada hastalığın evresi çok önemli tedavi açısından. Evrelendirmeyi de biz özellikle ilk düşük evrelerde mikroskopik ya da gözle görülebilen tümör olarak saptıyoruz. Gözle görülen tümör olup da eğer rahim ağzının yan bağlarını, parametrium dediğimiz bağlara eğer taşmamışsa hastalık, bunu cerrahi yöntemle tedavi ediyoruz. Ve buna tabii olası lenf bezi metastazı olabildiği için de lenf bezi ameliyatlarında, lenf bezlerini de alacak şekilde ameliyatlarını yapıyoruz. Yani rahmi geniş bir şekilde, vajinanın bir kısmıyla birlikte lenf bezlerini toplam olarak alıp bunları patolojik incelemeye gönderiyoruz. Bu patolojik inceleme ile hastalığın evresini tayin ediyoruz. Hastalığın evresine göre ek tedavi verip vermeyeceğimize o zaman karar veriyoruz. Yani bazen patolojide bir takım risk faktörleri oluyor, çok iyi bildiğiniz gibi. O risk faktörleri olan hastalarda ek kemoradyoterapi vermek durumunda kaldığımız oluyor. Tabii bu bizim istemediğimiz bir şey. Eğer bir hastayı cerrahi olarak tedavi edeceksek sadece cerrahi olsun istiyoruz. Sadece kemoradyoterapi istiyorsak sadece onu istiyoruz. Yani her iki tedavi alternatifini aynı anda kullanmak istemiyoruz açıkçası. Dolayısıyla burada tabii hastanın hayat kalitesini koruyoruz. Hayat kalitesi, yan etkileri, hem cerrahinin yan etkileri oluyor hem radyoterapinin yan etkileri oluyor. Dolayısıyla bir hastaya aynı anda bütün silahlarımızı kullanmak istemiyoruz. Burada tabii hasta seçimi hem ameliyat öncesi ya da tedavi öncesi birlikte yaptığımız konseylerde karar veriyoruz. Ameliyat sonrasında da ya da tedavi sonrasında da tekrarlama durumunda yine konseylerimizde karar verip uygun tedaviyi seçiyoruz. Burada gelişmiş tedavi yöntemlerinden bahsettiniz. Tabii bu çok önemli. Açık cerrahi ve kapalı cerrahi yöntemler kullanabiliyoruz. Laparoskopi ve robot tabii ki bizim en çok sevdiğimiz. Hastalığın çok daha hızlı, hastaların daha hızlı iyileşmesi ve gerekirse ek tedavilerin daha erken alabilmesi için kapalı yöntemler daha iyi. Hangi
hangi hastaları kapalı yöntemlerle alabiliyorsunuz? Neye göre tercih ediyorsunuz? Jinekolojik onkoloji açısından soruluyorsa evet. Eğer bu endometrium dediğimiz rahim kanserlerinde, rahim iç zarı kanserlerinde rutin olarak laparoskopi ve robot en ideal tedavi yöntemi. Yumurtalık kanserleri maalesef yaklaşık %75'i ileri evrelerde yakalandığı için erken evre olduğunu düşündüğümüz veya öngördüğümüz bir hastada laparoskopi ya da robot kullanabiliyoruz yumurtalık kanserinde. Rahim ağzı kanserinde son 2 yıla kadar çok rutin bir şekilde artık yani biz bu konuda çok tecrübelenmiştik. Laparoskopi ve robotik cerrahi yöntemle rahim ağzı kanserlerini de tedavi ediyorduk. Ama 2 yıl önce Amerika'dan daha doğrusu çok sayıda ülkenin ortak yaptığı bir çalışmadan randomize kontrollü güçlü bir çalışma yayınlandı ve kapalı yöntemle rahim ağzı kanseri tedavisi yapılan hastalarda biraz bir inferiority yani daha erken nüksettiğini düşündüren deliller çıktı bu çalışmada. O günden beri yani son 2 yıldır rahim ağzı kanseri için açıkçası laparoskopi ve robot dediğimiz kapalı yöntemi çok kullanmak konusunda tereddütlerimiz oluştu. Ben hani randomize kontrollü çok güçlü bir çalışma olduğu için şahsen bıraktım. Yani kapalı bir cerrah olduğum için yani laparoskopist olmama rağmen rahim ağzı kanseri için açık cerrahiye döndüm. Ama onun aksine bazı çalışmalar da yayınlanıyor. O kadar güçlü olmasa da aksine çalışmalar da var. Burada tabii kişinin hem cerrahi özelliklerin hem de hastanın kendi kişisel özelliklerine bakarak bazı hastalar özellikle çok erken evre rahim ağzı kanseri olan hastalarda endoskopik cerrahi yine tercih edilebilir. Ama tabii bu risklerin tamamını hastayla detaylı bir şekilde bilimsel olarak açıklayıp ona göre tedavi etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde hastayla aramızda da sorunlar ortaya çıkabilir. Cerrahın da herhalde neyi en iyi yapıyorsa ona yönelmesi ve hastayı yönlendirmesi gerekiyor değil mi? Yani laparoskopik cerrahi çok revaçta diye özellikle hastayı ve kendisini ona motive etmesi çok doğru bir yaklaşım olması gerek. Tabii aslında şöyle laparoskopi ya da robotik cerrahi yapan bir cerrah zaten açık cerrahiyi çok daha rahat yapabilir. Tabiri caizse dişimizle yaparız o ameliyatı diye konuşulur ama yani laparoskopide ve robotta çok tecrübeli değilse bir cerrah hastaya tabii ki açık cerrahi önermesi en doğrusu olur. Evet. Peki kan kaybı açısından bir fark var mı ikisi arasında? Çok farklar var. Sadece kan kaybı olarak değil. Yani kan kaybı, ameliyat süresi, iyileşme süresi, ağrı kesici kullanma oranı, güncel hayata geri dönüş hızı, tüm bunlar. Yani eğer ek tedavi gerekecekse de ek tedaviye erken başlama şansı endoskopik yani laparoskopik ya da robotik cerrahide çok daha avantajlı açık cerrahiye göre. Evet, tabii hastanın ne kadar süre iyileştiği bizim açımızdan çok önemli. Özellikle de sonrasında radyokemoterapi gerekecekse bir an önce tedaviye başlaması açısından ama bir onkolog olarak şunu da göz ardı edemiyorum. Daha az kan kaybı belki tümör biyolojisinde daha az etki edecektir. Çünkü özellikle baş boyun kanserlerinde yapılan çalışmalarda operasyon sırasındaki kan kaybının tümörün daha agresif bir türe dönüşme konusunda tetikleyici olduğunu gösteriyor. Muhtemelen jinekolojik kanserler hatta ürolojik kanserlerle ilgili de böyle bir durum söz konusu olabilir. Daha az kan kaybı tümör biyolojisini daha az değiştirecek bir cerrahi. Yani bilimsel şekli. Olarak böyle tabii ama filozofik olarak da biraz şöyle düşünmek ya da konuşmak lazım bence. Dokuya ne kadar saygılı, ne kadar efendi yaklaşırsanız, ne kadar az kanatırsanız, ne kadar az travmatize ederseniz, sonuçta bu bir travma. Yani biz kontrollü bir şekilde insan yaralıyoruz. Yani trafik kazası geçiren bir insanla cerrahi olmuş bir insan arasında çok büyük bir fark yok açıkçası. Sonuçta kontrollü bir travma yaptığımız için en azından o travmayı daha usulüne uygun saygılıca yaptığınız zaman hastanın hem iyileşmesi hem günlük hayatına geri dönmesi, tümör yükünün yükü açısından ortaya konulacak tedaviler açısından bakıldığında tabii ki çok daha avantajlı oluyor. Yani saygılı bir şekilde ameliyat yapmak lazım her zaman. Evet. Peki hocam bugünlerde pandemi günlerinde özellikle siz kendi sağlığınız için ne yapıyorsunuz? Nasıl korunuyorsunuz COVID'den? Ya biz tabii maalesef COVID olduk. Ben ameliyatta kaptım. Korunmaya çalışıyoruz tabii. Hem vitaminlerimizi kullanmaya çalışıyoruz, spor yapmaya çalışıyoruz, düzenli beslenmeye çalışıyoruz.
maske, mesafe ve hijyen kurallarına oldukça riayet etmeye çalışıyoruz. Yani ameliyatta özellikle 2 kat, 3 kat maske kullanıyoruz. Yine buna rağmen yine COVID kapabiliyoruz. Burada aslında bizden ziyade onkolojik hastaların nasıl davrandığı çok önemli. Şöyle bir istatistik vereyim size. Siz de biliyorsunuz tabii, aslında hani işte seyircilerimize söyleyelim bunu. Meme kanseri, kalp krizi gibi hastalıklar başta olmak üzere bu pandemi sürecinde insanlar kontrole gitmedikleri için ileri evre meme kanseri olarak gelen hasta sayısında artış, kalp krizi geçirip ölme riskinde artış, bizim direkt benim başıma gelen, hani istatistik olarak kendim de yaşadığım birçok olay var. Kanaması olması nedeniyle, atıyorum, geçen sene Ocak ayında kanaması var, başlıyor. Doktora gitmiyor, pandemiden korkuyor. Sonra kanaması duruyor. Geçen hafta bir ameliyat yaptım. Çok da bilinçli bir hasta. Ocak ayında kanaması olup ameliyat olması gerekirken birkaç hafta önce bana başvurduğunda biyopsi aldım ve rahim kanseri çıktı. Onu rahim kanseri olarak ameliyat etmek zorunda kaldım. Geçen seneki biyopsi sonucu normal. Yani bir riskli bir patoloji ama korktuğu için gelmediğinden kansere dönüşmüş. Buna örnek olarak ben kişisel olarak en az 10 tane hasta sayabilirim. Düşünün, tüm toplumu düşündüğünüzde bu olaylar gerçekten yüksek. Meme kanseri konusu aslında daha önemli. Meme kanseri erkene yakalanabilen bir kanser. Pandemide hastaneye gitmeyip, muayene olmayıp, mamografi yaptırmadıkları için ileri evrede yakalanan birçok hasta oldu son bir yılda. Evet, Amerika ve İngiltere rakamlar üstünde çok çalışıyor. Yayınları da yaptılar. Hı hı. Kanser tarama programlarının uygulanmayışının bile ciddi bir bilançosu var. Çok. Çok ciddi. Zaten herhalde geriye dönük olarak COVID bilançosunu değerlendirirken sadece COVID'den ölen hastalarımıza değil de COVID dışı sebeplerden, kronik hastalıklardan, ölümlerdeki artışa bakarak da bilançoyu değerlendireceğiz. Çok yükselmiş olduğunu görüyoruz çalışmalarda. Evet, maalesef. Sonrasında, COVID sonrasında kanser, kalp hastalığı ya da şeker, diyabet pandemisi yaşayacağız gibi gözüküyor. Maalesef, doğru. Burada tabii hastalarımıza ya da insanlarımıza çok ciddi bir mesaj vermek gerekiyor. Pandemi var diye hastaneye gitmekten imtina eden, korkan hastalar, özellikle kronik hastalıkları olanlar lütfen düzenli kontrollerini aksatmasınlar. Yani COVID olmayacağım diye kalp krizinden, meme kanserinden, rahim ağzı kanserinden ölmenin hiçbir anlamı yok. COVID'den zarar görme bir olasılık ama evet, bu kronik hastalıklar varsa bunlardan zarar görmek daha yüksek bir olasılık. Evet, çok daha yüksek bir olasılık. Evet. Hocam, peki kadınlarla çalışmanın avantajları ve dezavantajları neler? Biraz komplikeyiz aslında ama karşı cins için biraz daha kolay olabilir mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Merak ediyorum açıkçası. Evet, yani bir erkek olarak kadın hastalara bakmak herhalde bir kadın olarak bakmaktan daha kolaydır diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar başımızın tacı. Gerçekten kadınlarla muhatap olmak, yani sadece kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığında değil, hani kadın kuaförü olmak, kadın butiğinde çalışmak ne kadar zorluysa, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olmak da buna benzer bir şey bence. Ama ben mutluyum, keyifliyim çünkü hani insanlara bilimsel olarak bir şeyler anlatınca, hele bir de konuştuğunuz dili çok güzel anlayan hastalarınız oldukça çok daha rahat edebiliyorsunuz. Bu bize tabii yani jinekolojik onkolojiyle öncelikle uğraştığımız için her sosyoekonomik düzeyden hastam oluyor. Her sosyoekonomik düzeyden hastayla da her şekilde konuşmak, muhatap olmak durumunda kaldığımız oluyor. Her şekilde anlaşabiliyorum ben. Bu konuda iyi olduğumu düşünüyorum. İnsanların da hani benden memnun ayrıldıklarını düşünüyorum. Tabii herkese, yani bir kanser cerrahsınız sonuçta. Bir kadına sen kansersin diye direkt anlatmakla, işte bilimsel verileri ortaya koyup sizin gibi bir hastanın başına şunlar 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 gelebiliyor, sizin de başınıza bunlar bunlar gelebilir gibi konuşmak, hastayı nispeten hani bulunduğu kötü durumun içerisinden sıyrılması için yardımcı olmak önemli. Hatta hastayla konuşurken, işte tamam, siz karanlık bir yola girmiş olabilirsiniz ama bu karanlık yolda sizin yanınızda olacağım. Tökezlediğiniz anda kolunuzdan tutup kaldıracağım.
tünelin sonunda, karanlık yolun sonunda aydınlığa birlikte çıkabileceğiz. Bazen de bu karanlık uzun da sürebilir. Sürekli yanınızda durabilirim gibi konuşmalarla hastaları rahatlatmaya çalışıyoruz açıkçası. Bunun dışında tabii gebelerimiz de oluyor. Yani ne kadar onkolojik cerrah olsak da gebelerimiz oluyor. Onların mutlu anlarını da paylaşıyoruz. Ailenin bir ferdi gibi olduğumuz durumlar oluyor. Bunlar kadın hastalıkları ve doğum pratiğinin güzel tarafları. Yani gebelik, işte tüp bebek sonucu gebe kalmış bir aile olması ya da spontan gebelik sonucu doğum yapmış bir aile. Bunların hepsi güzel şeyler. Biz daha çok ameliyat tarafında olduğumuz için hani hastaların en sorunlu taraflarıyla muhatap olmak durumunda kalıyoruz ama genel olarak baktığımızda kadın hastalıkları ve doğum branşı bence tıp branşları içerisinde, dalları içerisinde en keyifli ama o kadar da zor bir branş. Birine çocuğunuz olacak, hamilesiniz demekle bir kanseriniz var demek çok yani farklı bir şey. Çok büyük bir çelişki uç, değil mi bu? Tabii çok büyük bir çelişki ve çok iki uç. Birisi sevinçten havalara uçuyorken birisi hayatının en kötü haberini almış oluyor. Burada tabii etkilenmeden işinizi yapacak şekilde insanlara uygun bir dilde bunları anlatmak hem mesleki tecrübe oluyor zamanla hem de tabii biraz da kişisel özellikler de oluyor anladığım kadarıyla. Kişisel özellikleriniz de bunu biraz belirliyor. Geldiğiniz aile, geldiğiniz toplum, okuduğunuz kitaplar. Bunların hepsi hastayla olan ilişkileri ve konuşmaları etkileyen şeyler bence. Kesinlikle. Hocam çok sağ olun. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için, teveccüh ettiğiniz için sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bugün de çok önemli bir konuğum vardı. Jinekolojik kanserleri konuştuk kendisiyle. Bir sonraki programda başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.